Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda size motor yaptırmak ne kadar tutar, motor yaptırma fiyatı ne kadardır, bunun hakkında bilgi vereceğim. Gölgem görünüyor, ters ışığa kaldık, idare edin artık. Profesyonel çekici değilim ben, yani profesyonel bir video kameramanı değilim ama videolarda gölge görünmesi kadar kötü bir şey yok tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, bana ulaşmak için mail adresimi ve aşağıda linkini bıraktığım Telegram kanal linkimi kullanabilirsiniz. İkisine de anında cevap veririm. Telegram'dan daha çabuk ulaşırsınız. Telegram kanalımdan bana daha çabuk ulaşırsınız. Şimdi arabaların motorunun bir ömrü vardır. Çünkü sürekli çalıştıkları için arkadaşlar bunlar bir motor ömrü vardır. Şu gördüğünüz motor, ben de daha yeni yaptırdım. Bir ay olmadı bile yaptıralı. Bu motorun bir ömrü var. Bittiğini anladığınız zaman işte nasıl anlaşılır? Önce bittiğinden bir bilgi vereyim ben size. İşte vurma sesi geliyor, tıkır 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 tıkır. Çekmiyor. Egzozdan mavi duman atıyor. Yani egzoz dumanının rengi mavi renkli bir duman oluyor arkadaşlar. İşte yağ lambası yakıyor. Vesaire vesaire derken sanayiye düştünüz diyelim. Arabanın motorundan benim vurma sesi geliyor. Şöyle böyle. Ustanın size diyeceği ilk laf, söyleyeyim. Abi motor yapılacak. Araba motor istiyor diyecektir. Yalan veya yanlış, bunu siz anlarsanız bilemem, yani anlarsınız anlamazsınız bilemem ama ustaların eline düştüyseniz vay halinize diyebilirim. Çünkü dürüst ve namuslu bir usta bulmak, yani parasının hakkını veren, işinin parası, yani yaptığı işe göre para alan usta bulmak çok zor. Hatta siz bu arabayı götürdüğünüzde ne kadar tutar usta, bunun maliyeti ne kadar tutar dediğinizde sökmeden bilemeyiz ki abi diye size söyleyecektir pezevenk. Çünkü sizi yolacak o. Yani illaki yolacaktır. Hepsini demiyorum. %100'ü demiyorum. Hepsi yolacaktır demiyorum ama o hani %10'luk kısmını ayırayım. %90'lık kısmı sizi yolacaktır. Şimdi motor yaptırmak nedir? Motoru açtırıp sıfırlatmak, yani rektifiye yaptırmaktır. Rektifiye nedir? İşte pistonlar, segmanlar, krank mili, piston gömlekleri, şunlar bunlar hepsinin yenilenmiş halidir. Rektifiyenin kelime anlamı zaten yenilemek anlamından gelmektedir. Rektifiyenin kelime anlamı yenilemektir arkadaşlar. Nelerin değiştiğini zaten başka videomuzda çekerim. Ben şimdi size motor yaptırma fiyatı hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi aracınız en ucuz motor yaptırmak hangi araba biliyor musunuz? Tofaş. Tofaş'ın şu kara motorları var ya, onu yaptırmak maliyet olarak en ucuzudur arkadaşlar. Ondan daha aşağısı yoktur. Çünkü parçası ucuz, işçiliği kolay, sökmesi takması kolay, her şeyi kolaydır Tofaş'ın. Bugün Tofaş'a komple motor yaptırmak, rektifiye yaptırmanın fiyatı 8-10 bin lira aralığında çıkıyor arkadaşlar. Şu an 2022 yılının Kasım ayındayız. Yani 29 Ekim bugün. 28 Ekim Kasım ayı diyelim. Günden güne fiyatlar arttığı için yani önümüzdeki 3 ay 8 ila 10 bin lirayı gözden çıkarın. Selex motoru yaptırmak ise biraz daha pahalı. 12 bin lira. 12, 13, 14 bin liraya çıkıyor. Benzinli motorlardan bahsedelim önce. Veya bir Toyota Corolla'nız var. Efsane kasa Toyota Corolla'nız var. Motorunu yaptırmak 17-18 bin liraya mal oluyor. Komple tertemiz bir motor yaptırmak. Mesela bu arabanın ben motorunu yaptırdım. 20 bin liraya çıktı. O daha fazla bayağı bir şeye para harcadım. Neyse bunu şey yapmayacağım. Bu motor da yeni. Bu Peugeot olduğu için, 1.9 motor olduğu için parçaları pahalı. Pahalı olduğu için de yüksek maliyete çıkıyor. Benzinli motorlarda şöyle diyebiliriz. Geçen onu söyleyeyim ben size. Geçen bir tane şey vardı. Hyundai Elantra vardı arkadaşlar. Benzinli motor. Ona arkadaşım motor yaptırdı. 30 bin liraya çıktı. Bu 2006-2005 kasalar var ya hani. Onlardan bir Elantra vardı. Onun motorunu yaptırdı. 30 bin liraya çıktı. Yani Elantra en pahalısı. Benzinli motor için günümüzde 10 bin lira ile 40 bin lira arasında her şey çıkabilir. Aracın marka modeline göre her şey değişir arkadaşlar. Şimdi gelelim dizel motorlara. Benzinli ve dizel motor yaptırma arasındaki farka başlayalım. Bir dizel motoru asla ve asla adam akıllı, tertemiz 25 bin liranın altında yaptıramazsınız arkadaşlar. Eğer aracınız bir Audi ise, ne bileyim bir dizel BMW ise, şeyse 100 bin liraya kadar gözden çıkarın. Bir transporter motoru yapıldı geçen hafta. Onun gözümle gördüm. 68 bin liraya mal oldu o transporter motoru. Yani dizel motoru yaptırmak benzinli motora göre çarpı 2 deyin yani. En ucuz dizel hangisi şu an yaptırmak? Renault'lardır. Renault Clio'nun dizelini yaptırmaktır veya multijetler var fiyatını, onları yaptırmaktır. Onlar bile 25 bin lira civarında, 25-30 bin lira civarında bir para tutuyor. Motor yaptırmak öyle kolay, işçiliği olan şey değildir. Ben insanları anlamıyorum. Adam mesela arabaya geliyor, şurada hafif bir çürük var. Aa, burada çürük varmış, alınmaz. Motoruna bakmıyor. Bizim insanımız böyle araba alırken. Ama emin olun motor yaptırmak kaportadan artık kat ve kat daha pahalı. İşçilik ücreti ise şöyle. Şu an en kötü arabanın işçiliğine motor yaparken 5000 lira istiyorlar. Bu fiyat 10, 12, 13 o civarlarda tur atıp duruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size ustalarda. Yani dediğim gibi ustanın eline Allah düşürmesin ama düşerseniz de onurlusuna, gururlusuna, böyle namuslusuna, dolandırıcı olmayanına düşsün. Ama en kötü arabanın bile motoru için artık gözden 10 bin lirayı çıkarın derim. Piyasa ucuz değil. Her şey ateş pahası, parçalar falan. Yani şu kötü marş dinaması bile 4 bin lira, 5 bin lira olmuş arkadaşlar. Ya şarj dinaması, pardon, marş dinaması diyorum. O bile 4-5 bin lira para olmuş. Yani oradan pay biçin siz. Ekonomi zaten şeye gidiyor yani, iyice sapa sardı. Motor yaptırmak fiyatı bu şekilde. Evet, hepinize hoşça kalın diliyorum. Bu videomda size motor ne kadara yaptırılır, fiyatı, parça fiyatları, işçilik ücreti, yani motor parçalarını bir tarafa koyarsınız. Sibop, sekman, piston, işte tornacı, işte yenileme ücreti, kırak milik taşlaması, şusu busu bir tarafa koyarsınız. Maliyet, usta bir de size işçilik ücreti yazar. O şekilde hesaplayın arkadaşlar işte. Evet, hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bu videomda size motor yaptırma maliyeti hakkında bilgi verdim. Ha, şunu da söyleyeyim. Dizel motor ile benzinli motor yaptırma işçilik ücreti arasında dağlar kadar fark var. O da hemen hemen %50 kadar fazla tutuyor dizel. Dizelin ömrü zaten bitmiş durumda. Dizel arabayı kimse almıyor artık, satmıyor. Yani ne olacaklar bilmiyorum. Motorunu yaptıracak kişiye de Allah sabır versin diliyorum. Dizelden yani uzak durun ya dizelden. Motorunu da yaptırırsanız, neyini yaptırırsanız yaptırın. O dizel arabalardan artık uzak durun arkadaşlar. Çünkü size faydadan çok zararı olacaktır. Şey yapmayın yani, yanaşmayın. Benzinliğe devam eskisi gibi. Yani dizel bir 10 yıl parladı, geçti gitti bu şekilde. Hepinize hoşça kalın diliyorum tekrardan. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Aşağıda Telegram linkim. Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Telegram kanal linkim ve mail adresim var. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum.